Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Ben Gencer Gençoğlu. Bugün yazım kurallarından ikinci soru çözümü videosunu yapacağız. Birlikte başlayalım. Evet, güzel bir soru. Yukarıda altı çizili kelimelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Gün ortası, gece yarısı ya da hafta sonu fark etmez. Seni zamanın bütün parçalarında seviyorum ben ve bu. Evet, bir daha okumak istiyorum müsaadenizle. Gün ortası, gece yarısı ya da hafta sonu fark etmez. Seni zamanın bütün parçalarında seviyorum. Vevocuğum. Evet. Arkadaşlar, şimdi bakın. Fark etmezden başlayalım. Bir birleşik kelime olacak bu. Fiille kurulan arkadaşlar. Ne diyorduk? Kuralımız neydi? Kuralımız şuydu. Eğer ki bir ses olayı yoksa ayrı yazılacaktı. Bir ses olayı varsa o zaman birleşik yazılacaktı. Mesela arkadaşlar, fark etmez. Herhangi bir ses olayı var mı burada? Hayır, yok değil mi? Yani burada fark etmez. Dolayısıyla ayrı yazılmalı. Yardım etmek mesela ayrı yazılır değil mi? Bakın, yardım etmek ayrı yazılır. Ama bildiğiniz tipik örnektir bu mesela. Affetmek birleşik yazılır değil mi kardeşlerim? Neden? Çünkü etmek kelimem, af kelimem. Aradaki f ne oldu? Türedi. Ünsüz türemesi oldu. Dolayısıyla burada bir ses olayı olduğu için bu birleşik yazılacaktı. Burada bir ses olayı var mı? Hayır, yok. Bundan dolayı bu ayrı yazılacak, bu gitti. Ya da zaten bir ayrı yazılan... Ayrı yazılan bir bağlacımız, bilginiz olsun arkadaşlar. O da gitti. Şimdi bakın, gün ortası, gece yarısı, hafta sonu. Arkadaşlar, zaman bildiren kelimeler, tekrarlıyorum. Zaman bildiren kelimeler ayrı yazılırlar. Tekrarlıyorum. Zaman bildiren kelimeler ayrı yazılırlar. Gün ortası ayrı, gece yarısı ayrı, hafta sonu ayrı. Dolayısıyla benim cevabım burada Denizli. Evet kardeşim, geçelim ikinci sorumuza. Oo, güzel, satır sonu. Çok güzel bir soru. Satır sonunda numaralandırılmış şekilde verilen kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur? Arkadaşlar, tipik bir madde sorusu, bilgi sorusu. Şimdi bakın. Türkçe, Edirne'nin uçurtma, baş öğretmen gözlerine. Arkadaşlar, evvela şunlardan başlayalım. Asla asla Türkçe'de satır sonunda tek ünlü ya da satır başında tek ünlü, tam tersini çizdim, bırakmıyoruz. Satır sonunda da bırakmıyoruz, satır başında da bırakmıyoruz kardeşlerim. Dolayısıyla 3 ve 5'in örnekleri yanlış. Gelelim 2'ye. Edirne'nin. Şimdi normalde Edirne'nin yazsaydım nasıl yazacaktım? Edirne'nin değil mi? Şuraya bir kesme işareti koyacaktım. Ama burada kısa çizgi koymuşum ben. Şimdi bakın arkadaşlar, TDK diyor ki özel isim geldi. 2 vereceksin kardeşim. Ne yapacağız o zaman satır sonunda? Satır sonunda baba, senin kullanman gereken ek kesme işareti olduğu için sen bununla uğraşma. Koy gitsin kesme işaretini. Tamam kardeşim. Aklında bulunsun. Bak, özel isimle geldim. Eki kaldı satır başına. Ay Allah kahretsin. Peki ne yapacağız? Abi, buraya kesme işareti koyacağız. Artık kısa çizgiden çıkacaksın. Kısa çizgi koymana gerek yok. Çünkü orada bir tane noktalama işareti var zaten. Ne koyuyorum? Kesme işaretini koyuyorum. İşi o şekilde bitiriyorum. Sakın tedirgin olma. Bu şekilde yap. Şimdi geldik 1 ve 4'e. Belki bazılarımız diyordur, hocam ikisi de doğru gibi duruyor değil mi? Çünkü nasıl her zaman ayrılıyor örneğin baş öğretmen? Baş öğretmen değil mi? Kafamı da salladım böyle. Güzel oldu tam böyle heceleri ayırırken. Ya da mesela ilk okul. Doğru mu? Aslan azı. Doğru mu? Yanlış arkadaşlar. Yanlış. Değil mi? Arkadaşlar, benim kelimem şurada ünlüyle başlayamaz.
Çiziyorum bunu. Ş şuraya gelir arkadaşlar. Baş-ö-ret-men. Doğru hecelere ayrış bu şekildedir arkadaşlar. Birleşik kelimelerde özellikle zaten satır başında biz sesli harf kullanmıyoruz. Türkçe'de zaten satır başında böyle bir kullanım yok. Mesela ilk okul değil. Ne? İlkokul olacak kardeşlerim. Tamam mı? Dikkat edin buna bakın. O yüzden cevabım ne? Türk. Bakın süz harfi koymuş. Ç arkadaşlar. Dolayısıyla benim cevabım Adana oldu. Evet, diğer sorumuza geçiş yapıyoruz. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı bulunmaktadır? Ha, güzel. Coğrafi terimler. Dünya hem kendi etrafında hem de güneş etrafında döner. Abi bak. Bu coğrafi terim meselesinde cümlenin coğrafi yani terimsel bir cümle olup olmadığına bakın. Bilgi cümlesi mi abi? Sana coğrafi bir bilgi sunuyor mu? Bir gök bilimi hakkında bilgi veriyor mu? Bak, bilgi veriyor mu? Buna bak. Eğer vermiyorsa küçük yaz abi, küçük. Şimdi bak, dünya hem kendi etrafında hem de güneş etrafında döner. Şimdi bu terimsel bir bilgi mi? Evet. O zaman burada dünya ve güneş nasıl yazılacak? Büyük. Doğru. Şimdi onun olduğu yerde yıldızlar sönük kalır. Terimsel bir bilgi mi? Hayır. E zaten lar çoğaltmış. Dolayısıyla arkadaşlar bu nasıl yazılacak? Küçük. Doğru. Tamam. Bak, terimsel değil bak. Değil. Terim anlamından çıkmış. Her zaman dünya bir yana, o bir yana diye düşünürüm. Abi burada şimdi genel bir bilgi mi veriyor sana? Coğrafi bir bilgi, gök bilimiyle alakalı bir bilgi veriyor mu? Hayır, vermiyor değil mi? Burada bir övgü var. Dolayısıyla küçük yazılmış, doğru. Sonra bir telefon çalar. Arayan benim güneşimdir. Şimdi coğrafi bir bilgi mi? Nasıl yazılmış? Küçük. Doğru. Camdan içeriye güneş girdi. Bak şimdi kardeşim, yanıltıcı bir şık. Ama tekrarlıyorum. Bak, coğrafi terimsel bir bilgi mi bu? Hayır, değil. Değil mi? Camdan içeriye güneş girdi. Güneş ışığı girdi. Kastettiği bu. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki G küçük harfle yazılmalı. Bundan dolayı benim cevabım Bursa. Evet. Diğer sorumuza geçiş yapıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır? Evet. Annem eve gelirken bu otların güzel avrat otu olduğunu söylerdi. Arkadaşlar ya, güzel avrat otu. Bunun şimdi güzelle avratla ne alakası var otun? Bir alakası yoksa kelimelerden biri anlamını, en az biri anlamını kaybettiyse nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Birleşik yazıyorduk değil mi? Dolayısıyla gitti. Beş parmak otu. Gitti. Kahvede 52 oynuyor arkadaşlar. 52 oynuyor. Bak, bu ne? Oyun adı haline gelmiş. Kahvede 52 oynuyor ihtiyarlar boş boş. Evet. 52 oynuyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir oyun adı. Yani sayı anlamından çıkıyor. Bundan dolayı nasıl yazılmalı? Birleşik yazılmalı kardeşlerim. Gitti. Amerika'ya onlarca göktaşı düştü. Göktaşı anlamını kaybetmemiş ki. Değil mi? Ayrı yazılacak. Gitti. Kardeşinin peşi sıra yenilen çikolatasının intikamını almak için gitti. Kardeşinin peşi sıra yenilen çikolatasının intikamını almak için gitti. Arkadaşlar, peşi sıra ayrı yazılır. Sıra kelimesi özellikle ayrı yazılır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bundan dolayı cevabım Edirne olacak. Evet. Altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımı doğrudur demişiz soruda, bakalım. Romancı zamanın akışı içinde yaşamın değişkenliğini yakalamaya çalışır. Ay evet, çok görüyorum arkadaşlar bu tip bir şey. Abi nerede şurada fıstıkçı Şahap ya, gözünü seveyim. Ha? Fıstıkçı Şahap. Ne bu? Ünsüz benzeşmesi. Şeysi burada. Şunlardan biri gelmesi lazım. Ne gelecek buraya? Değiş. Ken değil mi? Ş-K arkadaşlar.
Dolayısıyla kardeşim şurada değişken şeklinde yazılacak. Yanlış. Profesyonel bir boksörden sık sık antrenman yapması beklenir. Antrenman olacak arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış. Spor salonu için iki takım eşofman almaya gitti Aykut Hoca. Evet arkadaşlar. Bu ne olacak? Eşofman olacak kardeşlerim. Eşofman, haşortman, eşortman değil. Tamam mı? Bundan dolayı arkadaşlar gitti. Şimdi güzel iki kelime kaldı. Arkadaşlar, döküman kelimesinin yazımı do-ku-man şeklindedir. O ile yazılır parmağımı da çizdim. Dolayısıyla bu da gitti. Tıraş kelimesi ise arkadaşlar, tren kelimesi ünlü harfsiz yazılmasına rağmen tıraş kelimesi ünlü harfle yazılacak, aklınızda bulunsun. Çünkü bazen insanın kafası böyle bir amiyane tabirle ambale oluyor. Bundan dolayı bazen böyle bir reset atıyor, o anda kalabiliyor insan. Aklınızda bulunsun, bunu bu şekilde kodlayın. Tıraş da var, tren de yok. I var, cevabım Denizli arkadaşlar. Evet, geçelim son sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır? Sözcüklerin anlamını öğrenmek için Türk Dil Kurumu'nu nu mu koyacağız? Hayır arkadaşlar, bakın büyük harfli kısaltmalarda taktik zaten bu. Yani bu bir taktik değil zaten, kural bu. Büyük harfli kısaltmalarda kısaltmanın son harfine göre eki getiriyorsunuz. Ve Türkçe'de arkadaşlar okunuş E sesiyle olur. T, D, K, Y. Tamam. T, B, M, M'yi her ziyaretimde mutlu olurum. T, B, M, M, Y. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni değil arkadaşlar bak. Kısaltma çünkü bu. Ve kısaltmada son harfi kıstas alacağım ek getirirken. Diziyle ilgili şikayetleri ritüke yapmalısınız. Ritüke. K. Dolayısıyla arkadaşlar buna göre gelmiş, bir sıkıntı yok. İlk uçuşunu Türk Hava Yolları'nda, yollarında mı diyeceğim? Inda mı koyacağım arkadaşlar? Hayır. T, H, Y, D değil mi? Y, D. Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğru. Ama bakın, tipik bir okuma alışkanlığı. Bu sene KYK'da çalışmaya başlayacakmış. Türkçe'de A yok arkadaşlar. Yani ünsüzler okunurken A sesi kullanmıyorum. E sesi kullanıyorum abi. E. K, Y, K, D çalışmaya başladı. Tamam. KYK'da değil, KYK'de çalışmaya başladı diyeceğim. Bundan dolayı benim cevabım Adana olacak kardeşlerim. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Hatasıyla, sevabıyla umuyorum beğenmişsinizdir. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hocalara geldik, kanalını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.